Herkese merhaba. Elektrik devrelerini iki bölüm değiştireceğimizi söylemiştik. Birinci bölümde dirençlerin paralel bağlanması, seri bağlanması bunları anlattık. İkinci bölümde de süreci devam ettireceğiz. Kısa devre diyeceğiz önce. Şimdi bir R direnci var bakın. Şöyle. R direncinin bu ucuna K noktası. Diğer şöyle. Direnç olmadığı için buradan K noktasını tekrar verebiliyorum. Görüyor musunuz? Buraya da K noktası. Ne demekti bu K noktasını vermek? o noktanın potansiyeli demekti. O zaman bu noktanın potansiyeline K dersem dirensiz bir yol olduğu için bu noktanın potansiyeline de K diyebiliyorum. Görüyor musunuz? O zaman R direncinin uçları arasında bir potansiyel fark oluşmamış. Şöyle V eşittir I çarpı R'ydi. O zaman bir potansiyel fark oluşmamışsa bakın bir R direnci o zaman I akımı da sıfır olur. Yani bunun üzerinden R direncinin üzerinden akım geçmez. Bu durumda akım dirensiz yol olan üstteki teli tercih edecektir. Şöyle üzerinde çiziyoruz. Kısa devre bu anlamı gelir. Harflendirme yönteminde bir direnç aynı nokta aynı harf arasında kalırsa kısa devre olur. Kısa devre derken bunu kastediyoruz. Şimdi altta bakın şöyle bir örneklendirmemiz var. İki tane lamba var. Şimdi şöyle ki biz şu noktaya şimdi kahveleyi verdiğimiz için bu sefer bu noktaya x noktası diyelim. Tamam mı? O zaman dirensiz bir yol olduğu için şu noktaya da x noktası diyebilirim. Değil mi? O zaman aynı harf arasında kalıyorsa o zaman uçlar arasında potansiyel fark oluşmuyordu. Burada olduğu gibi değil mi? Potansiyel fark oluşmuyorsa o zaman akım da sıfır üzerinden akım geçmez. İşte burada K lambası kısa devre olur. Devamında i akımı L'nin üzerinden geçmek zorunda. O zaman L lambası da burada yanar diyoruz. Tamam mı? Yani kısa devre olan herhangi bir işte devre elemanı lamba olabilir, direnç olabilir. Bunların üzerinden akım geçmeyeceği için çalışmaz. Yani bu bir ütü de olabilir, başka bir şey de olabilir. Tamam mıdır? Kısa devre bu anlama geliyor. Güzel. Karışık bağlama ile devam ediyoruz. Şimdi karışık bağlamada harflendirme yöntemiyle bir takım şeyler söyleyeceğiz. Daha doğrusu harflendirme yöntemini nasıl kullanacağız? Şimdi K ve L harfleri var. Bakın K ve L. Şimdi burada mümkün olduğunca K ve L harflerini kullanmaya çalışacağız. Buraya K noktası diyorum. Sonra direnç olmadığı için bakın direnç yok. Buraya da K noktası diyebiliyorum. Değil mi? Sonra burası L noktası. Direnç olmadığı için buraya da L noktası diyebiliyorum. Sonra direnç olmadığı için buraya da L noktası diyebiliyorum. Farkında mısınız? Şimdi K ve L'yi mümkün olduğunca kullandık. Fakat burada 10-10 var. Burada 10-15 var. Pardon 15 var. Sonra K noktasına bakıyorum. Şuraya bak K noktasını veremiyorum. Burada da 2-10 var. O zaman ne yapmalıyım? Bir yol ayrımı söz konusu. Yol ayrımı derken neyi kastediyorum? Bir akım nokta hani yollara ayrılacak. Yani parçalanacak. O zaman burada K ve L'yi veremediğime göre başka bir nokta vermek zorundayım. Yani bir M harfi diyelim. İstediğini söyleyebilirsiniz ha. Yani A harfi, B harfi, M harfi fark etmez. Buraya da M harfi diyelim. O zaman direnç olmadığına göre buraya da M harfi diyebilir miyim? Dedim. Güzel. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Önce verilen K ve L harflerini yazıyoruz. Bakın dikkat. Önce K harfi sonra L harfi. En sona K pardon en sona L. ilk başa K. Sonra kullandığımız M harfini ortaya yerleştiriyoruz. Değil mi? Gördünüz. Şöyle devam ediyoruz o zaman. Harfler arasındaki dirençlere bakıyoruz. Bakalım. K ile şöyle. K ile M arasında şöyle iki ohmluk direncimiz var. Hemen yazıyoruz. 2. Gördün mü? Güzel. Sonra M ile L arasına bakalım. M ile L arasında 10 var. Evet. Sonra M ile L arasında bir 15 var. Evet. Sonra K ile L arasında bakın 8 var. Güzel. Sonra bir de aynı şekilde K ile L arasında bir de altta şöyle 4 var diyebiliriz. Gördük. Güzel. Şimdi kimler paralel kimler seri şu an net bir şekilde karşımıza aynı iki harf arasında kaldığında bir önceki videomuzda söylemiştik. Aynı iki harf arasında kalan yani iki ucu da aynı yere bağlı olan dirençler paralel bağlıydı. O zaman burada 10 ile 15 birbirlerine şu 10 ile 15 birbirlerine paralel bağlı değil mi? Sonra 2 onlara seri bağlı. Sonra hemen devamında getireceğiz göreceksiniz. Şöyle diyelim 10 ile 15 birbirine paralel bağlı. Şimdi hatırlarsanız bilinmesi gerekenler vardı. Biz bir takım pratiklerimiz vardı. Yalnızca iki direnç paralel bağlıysa şöyle bir pratiğimiz söz konusuydu. Çarp toplamlarına böl. 10 çarpı 15 bölü 10 artı 15. Buradan da şöyle 150 bölü 25 sonuç ne çıkacak? 6 çıkacak. Gördünüz mü? Yani 10 ile 15 paralel bağlandığında onların eş değeri 6 ohm olur. Sonra buradaki 6 ohm da buradaki 2 ohm birbirlerine seri bağlı. Çünkü sırasıyla bağlanmış. Hani seri bağlı dirençler için ne diyorduk? Sırasıyla bağlanmışlarsa şöyle, bunlar seri bağlı diyorduk. O zaman 2 ile 6 birbirlerine seri bağlı olduğu için bunların ikisinden gelen eşdeğer 2 artı 6'dan 8 ohm olur. Güzel. Sonra bakın M harfinden kurtulduk. Hemen şuraya geçiyorum. Şöyle diyorum. K ve L harfleri kaldı yalnızca. M harfi yok artık. O zaman K ile L arasında 8 bulduğumuz, şuradan bulduğumuz 8. Sonra altta 8 sonra altta 4 değil mi? Şöyle yazdık. Bunların birbirlerine artık paralel olduğunu söyleyebiliriz. O halde 8 ile 8 iki tane aynı direnç birbirlerine paralel bağlı. Şöyle bir özellik vardı. Hatırlayalım. R bölü N. Çünkü özdeşler. 8'den 2 tane olduğuna göre 8'i 2'ye böldüğümde ne buldum? 4. 4, 10. Sonra 8 ile 8'den 4 geldi. Devam edersem hani görmeniz açısından şu 4 ile şu 4 birbirlerine paralel oldu. Yani diyebiliyordum ki önce ikisini yapıp sonra diğer ikisini sonra onunla beraber diğerini yapabilirim diyordum değil mi? O zaman 4 ile 4 bakın burada yine birbirlerine paraleller. O zaman 4'ten 2 tane olduğuna göre 4 bölü 2'den 2 ohm gelir diyoruz. Eşdeğer direnç burada eşittir. 2 ohm bulduğumuz sonuç. Gördünüz mü? Yani karışık bağlamayı işte burada harflendirme yöntemiyle basit bir hale getirdik. Yani kimler paralel bağlı, kimler seri bağlı bunu güzel bir şekilde görmüş olduk. Hatırlatan bir soruyla yolumuza devam edelim. Şimdi neyi soruyoruz? Buradaki üreticinin bağlı olduğu koldaki I1 akımı ile 6 ohmluk direncin üzerinden geçen I2 akımını soruyoruz. Şimdi önce önce şunu hatırlayalım. Biz I akımını bulmak istersek üreticinin gerilimine Eşdeğer dirence böleceğiz. Bu hangi yakımı üreteçten çıkan? Yani daha doğrusu anokol akımı. I1 akımı değil mi? O zaman eşdeğer direnci bulalım. Eşdeğer direnci de şimdi burada kimler paralel kimler seri hani söylemek kolay gibi görünse de hani biz harflendirerek kesin yapalım bunu. Kesin hani doğru söyleyelim. O zaman şuradaki noktaya gene K noktası diyorum. Sonra buradaki noktaya da L noktası diyorum. Tamam mı? Sonra buraya L noktası diyebilirim. L noktası diyebilirim. Çünkü direnç yok. Soru devam ettiğimde buraya da L noktası diyorum. Yani bak 3 ohm'un aynı harf arasında kaldığını gördün. Yani LL arasında kaldı. İşte bu arkadaş kısa devre olur. Yani bunun üzerinden akım geçmez. Şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Şuradan gelen bir akım var ve amacı buraya gelmek. Amacı buraya gelmek. O zaman neden dirençsiz bir yol varken hani hani bir yol varken bunun üzerinden gitsin ki? Bak ne yapacak? dirensiz bir yol olduğu için buradan yoluna devam edecek. O yüzden 3 ohmluk direnç kısa devre olmuştur diyoruz. O halde artık ne görüyoruz? Buraya L verdik. Veremiyoruz. L veremiyoruz. Neden? Direnç var, direnç var. K veremiyoruz, direnç var. O yüzden buraya da bir M harfi verdiğimizde zaten burada kimlerin paralel, kimlerin seri olduğunu rahatlıkla söyleyebildik. Ne oldu bizim devre? K, L devre parçası diyelim daha doğrusu. Araya da bir M harfi geldi. O zaman M ile arasında 3 var. ML arasında bakın şuraya da M harfi diyebiliriz. Buraya da M harfi diyebiliriz. Sonra ML arasında aşağıdan gelen 6 var. Değil mi? Sonra KM arasında da bakın 2 var. Ha, bakın ne oldu? Bu 3 ile 6 birbirlerine paralel oldu. Yani çarp toplamlarına böl. Yalnızca 2 direnç birbirine paralel bağlıysa bunu yapabiliyoruz. Pratik. 3 çarp 6 bölü 3 artı 6. Değil mi? O zaman 18 bölü 9'dan 2. Zaten hep 3 ile 6'dan 2 ohm gelir diyoruz. Buradaki 2 ile buradaki 2 bakın birbirlerine seri bağlı. Çünkü yan yaralar. O zaman K arasındaki şu iki nokta arasındaki eşdeğer direnç bunların toplamı kadardır diyoruz. Yani 2 artı 2 eşittir 4 ohm diyebiliriz. Eşdeğer direnç. Bakın buldum eşdeğer direnci. O zaman I1 akımını artık rahatlıkla bulabilirim farkındaysanız. I1 akımı eşittir. Buraya devam edelim mi? Eşittir. Ne kadar? Potansiyelimiz 24 volt. Üreticim potansiyeli bölü. Ve eşdeğer direncimiz ne? 4. O zaman 24 4'e böldüğümüzde 6 amperlik akım geçer. I1'i bulduk. Gelelim I2'ye. Şimdi I2 ise şunu hatırlayalım hemen. Birbirlerine paralel bağlı dirençlerin dirençlerin vırları eşitti. Bakın vırları eşitti. O zaman üzerlerinden geçen akım da dolayısıyla dirençlerle ters orantılı olmak zorunda. Yani şuna 3 ohm dediğimde şuna da 6 ohm dediğimde ne yapıyordum? Hatırlayalım hemen buradan gelen bir akım var. Tamam. Nasıl paylaşıyorlardı bu akımı? Nasıl paylaşıyorlardı? Şöyle. 3 ile 6'nın en küçük ortak katı. Yani ekok diyordum. Hani pratik olsun diye. 6 değil mi? O zaman bundan 2 iyi akım giderse bundan iyi akım gidecek. Dolayısıyla vırlar eşit olacak. Çünkü bu iki nokta arasındaki potansiyeller eşit. Değil mi? O zaman buradan gelen, bakın buradan gelen akım ne olmuş oldu? 3 iyi oldu. Bizim normalde buradaki aslında I1 akımımız oldu görüyor musunuz? O zaman I1 eşittir 3i dersek şöyle devam edelim. I1'de altı altı eşittir, i bir de 6 bulmuştuk. 6 eşittir 3i. I de buradan 2 amper geliyor. Bize I2 akımını sormuştu. Aslında şu arkadaş hemen şöyle yapalım. Aslında buradan şuradan geçen akım soruyor. Şöyle yani şu I2'yi soruyor. I2 dediğimizde I'ye eşit olduğuna göre o zaman I2 eşittir I. Bu durumda 2 amperdir diyebiliriz. I1 6'dır. Bakın bulduk. I2 de 2'dir. Bulduk. Tamam mı? Neleri? Bakın önceki bildiklerimizi ya da önceki söylediklerimi kullandım. Dedim ki önce eş işte değer direnci buldum. Buradan çıkan akımı buldum. Sonra bu akımı da bunlara paylaştırdım. Peki şununla hiç ilgilendik mi? Hayır. Çünkü aynı harf arasında kaldı. Yani bunun üzerinden akım geçmez. Kısa devre dedik. Değil mi? Çok güzel. İyi soru. Şimdi S sanatları var. Açık. Sonra Rx, 5 ve 20 ohmluk direnç daha var. Yani bu x direnci, bunun direncine Rx dedik. Şekildeki devre parçasında S anahtarı açıkken eş değer direnç 12'ymiş. imiş. S anahtarı kapatılırsa eş değer direnç ne olurmuş? Evet, iyi soru. Şöyle yazınıza gelme ihtimali yüksek olan bir soru ona göre. Şimdi burada S anahtarı açıkken yani bizim yapmamız gereken şunu hiç görmemek. Farkında mısınız? O zaman buraya K noktası diyebilirim. Gördün mü? Sonra devam ediyorum. K noktası diyemem. Buraya L noktası diyebilirim. Sonra dirensiz bir yol farkında mısınız? Dirensiz bir yol olduğuna göre buraya da L noktası diyebilirim. O halde 5 ile 20 ohm aynı harf arasında kaldığı için kısa devre olur. Yani üzerinden akım geçmez. Ne zaman? S anahtarı açıkken. Görüyor musunuz? O zaman K ile arasındaki eşdeğer direnç yalnızca ilk durumda Rx. Başka bir direnç yok. Bu durumda Rx yani ilk durumdaki eşdeğer direnç 12 olduğuna göre Rx eşittir 12 ohmdur diyebiliriz. 12 ohmdur diyebiliriz. Değil mi? Güzel. Sonra S anahtarını kapatıyoruz. Şimdi S anahtarını kapattığımızda bakın işler değişiyor. Neden değişiyor? Şöyle. Burası K noktasıydı ya. O zaman burada da dirensiz bir yol olduğuna göre buraya da K noktası diyebilirsiniz. K noktası. O zaman ne görüyorum? Hepsi KL arasında. Yani KL arasındaki dirençleri yazdığımda bir RX var. Görüyor musunuz? Sonra 5 var güzel. Sonra bir de 20 var. Yani bunların hepsi işte birbirlerine paralel oldu. Yani bir anahtarın kapatılması buradaki 3 direnci birbirlerine paralel bağlamış oldu. Görüyorsunuz değil mi? Çok hani ilk başta sanki direkt şunların hepsi birbirlerini götürüyormuş ve kısa devreymiş gibi görünüyordu ama öyle değil. Harflendirme ile birbirlerine paralel olduğunu gördük. O zaman şimdi Rx'i de bulmuştuk. Rx neydi? 12 idi. Bunu da yazalım yerine. Hemen bildiklerimizi gene hatırlayalım. 5 ile 20. Önce ikisine bakalım. 5 ile 20. İki tane olduğunda ne yapıyorduk? Çarp toplamlarına böl. Yani 5 çarpı 20 bölü 5 artı 20. Buradan 100 bölü 25'ten bakın ne geldi? 4 ohm geldi. KL arasında artık şundan gelen 4 ile Rx dediğimiz 12 var. Değil mi? O zaman 12 ile 4 birbirine paralel olduğuna göre çarp toplamlarına böl. Yani 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. Buradan da 48 bölü 16. Yani 3'tür diyoruz. Değil mi? O zaman burada eşdeğer direnç yani e S anahtarı kapatıldığında eşdeğer direnç 3 ohm olur. Sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Dediğim gibi bu soru yazılı da gelme ihtimali yüksek olan bir soru tarzı. O yüzden iyi soru dedim kendisine. Ampermetre, voltmetre, reosta yani elektrik devresinde kullanılan araçlardan bahsedeceğiz biraz. Tamam mı? Şimdi ampermetre devrede akımı ölçmeye yarar. Yani bir tel üzerine ampermetreyi koyduğunuzda orada akım varsa oradan geçen akımın kaç amper olduğunu söyler. Şöyle yani mesela bir tane lamba bağlayalım şöyle yanına da bir tane ampermetre koyalım. Şu şekilde bir basit bir devre kuralım tamam mı? Bunun direncine de R diyelim burada üretecin potansiyeline de V diyelim. O zaman biz bu şuradaki üreteçten çıkan I akımını bulabiliriz. Değil mi? Ve bu A da bize yani ampermetrede burada geçen buradan geçen I akımını ölçer diyoruz. Nasıl buluruz? I eşittir V böyleyle R ile buluyorduk. Hatırlatalım. Sonra şurada bir şey söyleyeceğim. Şunları unutma. Birincisi ampermetrenin direnci şöyle yazayım. Ampermetrenin direnci yaklaşık sıfır diyoruz. Sıfıra çok yakın. O zaman ampermetre burada kapalı anahtar gibi davranır. Bakın yani düz bir tel gibi davranır. Düz bir tel. O yüzden şöyle ki biz lambaya eğer ampermetreyi şu şekilde bağlasaydık bakın ampermetreyi şöyle bağlasaydık o zaman düz bir tel gibi davranacak dedik ya şuraya da üreticimizi koyalım şöyle güzel bir şekilde o zaman bakın o zaman ampermetre bakın şu ampermetre ne gibi davranacak şunu gibi davranacak o zaman şu harflendirmeyi hatırlayalım demiştim ki buraya K noktası diyelim mesela buraya da K noktası diyebilirim o zaman dirensiz bir yol olduğuna göre buraya da K diyebilirim değil mi o halde o zaman bu lamba bak aynı harf arasında kaldı. Aynı harf arasında kalan lamba dolayısıyla kısa devre olur. Yani bu lamba yanmaz. Tamam mı? Neden? Çünkü kapalı anahtar gibi davrandı. Düz hani ampermetre. Ampermetre direnç çünkü sıfıra çok yakın. Buradan çıkacak olan akım neden lambayı yaksın ki? Dirensiz bir yol var. Yani ona gitmek yerine dirensiz bir yol üzerinden şöyle gidip devreyi tamamlar. Dolayısıyla lamba yanmaz diyoruz. Tamam mı? Şimdi geldik voltmetreye. Voltmetre de değerde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarar. Zaten potansiyel fark bakın potansiyel fark gerilim. Çünkü volt potansiyel farklı gerilim birimiydi. Oradan aklınıza gelebilir. Zaten ampermetre de hani amper hani akımın birimi. Dolayısıyla akımı ölçmeye yarar. Hani buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi voltmetre ise voltmetre ise İki nokta arasında iki nokta arasına burada ampermetreye ne yaptık? Seri bağladık. Şunu da yazalım isterseniz. Ampermetre seri bağlanır. Yani akımı ölçecek, ölçülecek yere seri bağlanır. Bunlar önemli şeyler. Bunları ilave edelim. Seri bağlanır. Voltmetreye gelelim. Voltmetre ise iki nokta arasına paralel bağlanır. Yani potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır. Nedenini hemen söylüyorum. Çünkü çünkü direnci çok büyük. Yani ampermetre gibi değil. Ampermetin direnci çok küçüktü, sıfırdı Bunun ise bunun ise normalde voltmetrenin direnci ise çok büyük. Yani şöyle deriz. Biraz abartı bir şey olacak ama sonsuza yakın. Yani çok büyük. O zaman ne gibi davranacak bu? Burada ne demiştik? Açık anahtar pardon, kapalı anahtar gibi davranmıştı. O zaman bu da çok büyük bir direnç olduğu için üzerinden akım geçemeyecek durumda olduğu için o zaman bunun açık anahtar gibi davrandığını söyleyebiliriz. Şöyle onun gibi, şunun gibi basit bir devre kuralım, üstteki gibi basit bir devre kuralım. Bir tane lamba, sonra bir tane üreteç yaptık. Burada lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmek istersen ne yapacakmışsın? Voltmetreyi buraya iki nokta arasına paralel bağlayacakmışsın. Bu da voltmetrede bize dolayısıyla V eşittir I çarpı R'yi ölçecek. V'yi ölçecek. Tamam mı? Çünkü adı üstünde voltmetre. Sonra... Gelelim şu açıklamamızı göstermeye. Gene şöyle lamba yaptığımızda ve buraya voltmetre bağladığımızda ise bu sefer işler değişir. Çünkü açık anahtar gibi davranıyor. Yani üzerinden üzerinden akım geçmiyor. E üzerinden akım geçemediğine göre şuradaki lambayı yakalım önce. Şuradaki lambayı da şöyle gösterelim ki bu yanıyor. Buradaki lamba da yanıyor şu şekilde. Ama buradaki lamba yanamaz çünkü üzerinden akım geçemez. Çünkü voltmetre açık bir anahtarı gibi davranıyor. Direnci çok büyük. Peki voltmetre ne yapar? Voltmetre hani hiçbir şey ölçmez mi? Ölçer. Voltmetre belki yaptığınız deneylerde görmüş olabilirsiniz. Şunu yapar. Üretecin gerilimi olan V ya da EMK olarak da göstereceğiz birazdan onu. İşte üretecin gerilimi olan V'yi ölçer diyoruz direkt. Çünkü hiçbir şekilde potansiyel harcanmıyor. Yani lamba üzerinde akım geçmediği için bir potansiyel harcayamıyor. O zaman bu direkt üreticinin EMK'sını ölçer. Bu durumda diyebilirim. Reosta. Şimdi reosta da ayarlanabilir direnç. Şöyle. Burada bakın bir sürgü var. Buna sürgülüyoruz. diyoruz. Sürgüyü sağa ve sola kaydırmaktan bahsediyoruz. Buradaki temel prensip de şu. Hani ta en başa hatırlayalım. Birinci videoyu hatırlayalım. Direnç nasıldı? Rho öz dirençle doğru orantılıydı değil mi? Uzunlukla doğru orantılıydı. S kesit alanı ile ters orantılıydı. Şimdi burada temel alacağımız durum budur. Direncin hani uzunluğu. O zaman direncin uzunluğu artarsa direnci dolayısıyla R'si değeri artacaktır. Ya da tam tersi azalırsa onu da yeşille gösterelim. Eğer L uzunluğu azalırsa direnç de dolayısıyla hani gösterdiği değerde şöyle azalacaktır diyebiliriz. Peki işte sürgü de bunu yapacaktır. Şimdi nasıl yapacak? Devrede bunu görelim hemen. Şöyle. Mesela şu şekilde bir reostayı koyalım. Şöyle de direncini de çizelim şu şekilde. Mesela buraya da bir tane lamba koyalım. Olur mu? Şu şekilde yaptık. Sonra buraya da bir öteç bağladık. Bu lamba normalde yanar. Değil mi? Çünkü hani buradan çıkacak olan akım. Bakın. Buradan çıkacak olan akım yeşile çizdiğimde burayı takip edecek. Buradan da lambayı yakacak. Ondan sonra bu devreyi tamamlayacak. Ve i akımı da neyle bulunacak? V bölü buradaki reostanın R'si isterseniz şöyle yazalım reosta. Sonra bir de lambanın şöyle lambanın R'si. Lambanın direnci diyelim. Biraz daha açıklayıcı olsun. Tamam mı? Şimdi sürgüyü sağa ve sola kaydırırsak ne olur? Bir örnek verelim sadece. Sürgüyü sağa doğru kaydırdığımızda üzerinden akım geçen uzunluğu dikkat ederseniz buraya aldığımda sürgüyü bak ne oluyor? Küçülmüş oluyor. Değil mi? O zaman uzunluğu azalan, uzunluğu azalan direnç gördüğün gibi değeri azalıyordu. Burada da aynı mantıkla yaklaşıyoruz. O zaman diyoruz ki burada Reosta'nın direnci azalacak. Ama bu verdiğim örnek için söylüyorum. Reosta'nın direnci azaldı. O zaman R eş değer azalmış oldu. I yakımı arttı. Lambanın parlaklığı artar diyorum. Tamam mı? Şöyle olursa Hani bunu da örnekleyelim ama buraya yazmayalım. Karışmasın diye. Sol tarafa doğru çekersem mesela sürgü buraya gelmiş olsa bakın ne oluyor? Direncin boyu artıyor. Direncin boyu arttığı için de burada değeri de dolayısıyla R'si artıyor. R'si arttığında, reostanın R'si arttığında o zaman V bölü R işte I akımı yani azalacak diyoruz. Lambanın parlaklığı da azalır diyoruz. Değil mi? Reosta bu yüzden ayarlanabilir bir dirençtir diye bu şekilde özetlemiş olalım. Antrenman sorusu. Ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerleri bulunuz. Az önce anlattıklarımızı artık burada pekiştirelim. Değil mi? Şöyle. Şimdi, şimdi voltmetre bakın 2 ohm'luk direncin ucuna paralel bağlanmış. Bir sıkıntı yok. Ampermetre 6 ohm'un devamına seri bağlanmış. Yine bir sıkıntı yok. O zaman buradaki voltmetre ve ampermetre düzgün bağlanmış. Yani istenildiği gibi bağlanmış. Şöyle başlayalım. Buradan çıkacak olan önce 15 volt'tan çıkacak olan ana kol akımını bulalım. Şöyle yapalım. Buradaki ana kol akımı şöyle I_A diyelim isterseniz bunu. Ana kol akımı. Şöyle yazayım isterseniz. Daha sonra baktığımızda kafamız karışmasın. Ana kol akımı. Şimdi ana kol akımını nasıl buluyorduk? Ana kol akımı eşittir. Üreticim potansiyeli bölü gerilim bölü eş değer direnç. O zaman burada öncelikle bizim eş direnci bulmamız lazım. Değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gene harflendirme yöntemiyle kimler paralel kimler seri görelim. Garanti alalım kendimizi. Tamam mı? Şimdi önce voltmetreyi şöyle voltmetrenin üzerini kapatıyorum. Şöyle kalemlerle kapattım. Bak voltmetreyi görme. Voltmetreyi görmeyerek çözmeye başlayalım. Şimdi buraya K noktası diyelim. O zaman buraya da K noktası diyebiliriz. Sonra buraya da K noktası diyebiliriz. Buraya L noktası diyelim. Bak Direnç var. L noktası diyemiyorum. Çünkü potansiyel fark oluşturuyor bu direnç. O yüzden L noktası diyemezsek K'da diyemiyoruz. O zaman buraya M noktası diyelim. E buraya da M noktası diyebilirim. Direnç yok ve buraya da M noktası diyebilirim. Burada, bakın burada şuraya bir yol ayrımı gibi bakmayınız. Çünkü voltmetrin üzerinden akım geçmiyor ya o zaman buraya akım dönemez. Yani burası bir yol ayrımı değil. Yani 4D2 aslında şöyle 4D2 aslında birbirlerine seri bağlı iki tane direnç. Yani oraya bir harf vermeye gerek yok. O halde 4D2 birbirlerine seri olduğuna göre 4 artı 2'den 6 gelecek. O zaman Hani açalım biraz. Harflendirmeyi yapalım. K ile başladık ya da isterseniz akımın geçtiği yerden başlayalım. L ile başladık. Sonra K ile bitirdik diyelim. Bak harflendirmede hangi harfleri kullandığın hiçbir önemi yok. Sadece yazarken sıralamaya dikkat edeceksin. Sonra M harfi de bunların aralarına geldi. Şimdi L ile M arasında 2 ohm'luk direnç var. Değil mi? 2 ohm. Bunu yere koyuyorum. M ile K arasında bakalım yukarıdan gelen 2 ile 4'ün toplamı 6 var. Aşağıdaki 6 var. Burada 6 MK arasında 6 ile 6 birbirlerine paralel bağlı. O zaman özdeş dirençler birbirine paralel bağlıysa ne diyorduk? Bilmemiz gerekenler. Hatırlayalım. 6 ile 6 R bölü N. Çünkü özdeşler 6 bölü 2'den 3 geldi diyoruz. Bu 3 ile bu 2 birbirlerine yan yana bağlı olduğu için seri bağlı. R eş bu durumda 2 ile 3'ün toplamıdır deriz. Yani 5 ohmdur. Artık işimiz bitti sayılır. Ana kol akımını bulabiliriz. Ana kol akımı yazalım. 15 voltluk potansiyel var bölü 5 ohm'luk direnç söz konusu eşdeğer direnç. Buradan da 3 amperlik ana koldan çıkan akım var diyebiliriz. Bunu bulduk. Sonra sonra buraya gelen ana kol akımı neymiş? 3 ampermiş. Sonra dikkat. Şimdi KM arası ve KM arası birbirlerine paralel bağlı. Ne demiştik? Birbirlerine paralel bağlı kısımlarda gerilimler, potansiyel farklar eşitti. Yani bunlar eşit. Şimdi bakalım. KM arasında 4 ile 2 6 değil mi? Yani KM arasındaki şöyle 4 ile 2 4 artı 2 6. O zaman burası 6 ise burası da 6 değil mi? E yani ne de buradaki dirençler birbirlerine eşit. O zaman dirençler eşit olduğuna göre bunların üzerlerinden geçen akımlar da birbirlerine dolayısıyla eşit olacak. 3 amper akım geliyor ya bir noktaya ne kadar akım geliyorsa o noktadan o kadar akım çıkar mı? mi? Dedik. O zaman 3 amperlik akımın 1,5 amperi buradan gidecek. Çünkü bu nokta 3 geldi. 1.5 amperi de buradan gidecek. Çünkü dirençler birbirlerine eşit. Vırları eşit demek için de üzerlerinden geçen akımlar da eşit olmak zorunda. 6 ohmluk direncin üzerinden geçen akım yani ampermetrenin gösterdiği değer bakalım neymiş? 1.5 ampermiş. Bunun cevabını bulduk. Geldik tonguç kalemimizi buradan hemen çekelim. Voltmetrenin gösterdiği değer artık voltmetreyi görmezden gelmeyelim. Çünkü voltmetrenin gösterdiği değerini bulmak için şunu yapmamız lazım. 2 ohmluk direncin uçları arasındaki gerilim soruyu aslında. Yani diyor ki 2 ohma üzerinden 1,5 amper akım geçiyor ya. Hani 1,5 amper akım geçiyor ya. Sen ne kadar potansiyel fark harcıyorsun bu iki nokta arasında? Tabii ki cevabı şu. Vır. I çarpı R. Üzerinden geçen 1,5 amperlik akım çarpı direncide 2 olduğuna göre bu durumda 3 voltluk bir potansiyel fark oluşuyor diyebiliriz. İşte bunun cevabı da 3 volttur diyebiliriz. Antrenman sorumuzda bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım anlamışsınızdır. Üreteçlerin bağlanması. Şimdi dirençleri bağladık. Hani dirençlerin seri bağlanması, paralel bağlanması dedik. Üreteçler de bağlanabilir. Nerede var şimdi bunlar? Mesela daha önce çoğumuzun oyuncak arabaları ya da işte ee, hani kumandalı şunlu bunlu elit, hani pillerle çalışan oyuncaklarımız oldu. Şimdi orada bazı durumlarda pilleri seri bağladık, bazı durumlarda pilleri paralel bağladık. Genelde fotoğraf makinelerinde da e, pilleri paralel bağlarız. Hani üreteşleri. Şimdi ikisinin de ikisinin de bir amacı var, bir maksadı var. Şimdi seri bağlamadığımızda hani seri bağladığımız üreteçleri büyük akım elde etmeye çalışırız. Mesela 3 voltluk iki tane hani kalem pilimiz var. Şimdi bize gereken ama 6 volt. O zaman ne yapmalıyız? O 3 volt, şurayı artı düşün, şurayı da artı düşün. O 3 voltlu 3 voltu birbirlerine düzgün bir şekilde seri bağlıyorum. Yani bunun artısı bunun eksisine geldi. Bunun akım çıkarma yönüyle, bunun akım çıkarma yönü aynı oldu. Ve bunlar seri bağlı olduğu için bunların toplamı 6 volt oldu. Tamam mı? Amacımız bu. Ama eğer biz... Eğer biz hani daha büyük gerilim değil de daha uzun süre çalışmasını istersek birazdan anlatacağım onun detaylarında. Bizim orada amacımız ya da yapmamız gereken şey üreteçleri birbirlerine paralel bağlamak olacak. Amaç demek ki seri bağlamakta akımı arttırmak, paralel bağlamakta ise süreyi arttırmak diyebiliriz. Şimdi seri bağlamayla başlayalım. Şimdi E1, ha gelelim şimdi şuna önce. Burada bir E harfi var farkındaysanız ters üç gibi. Şimdi bu ne demek? Şimdiye kadar hep bunu V yazdık, V yazdık. Şimdi bu nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Şöyle diyelim öncelikle şu arkadaş, şuraya yazalım biraz buraları kullanalım. Şu arkadaş EMK demek. EMK. Şimdi EMK nedir? EMK elektromotor kuvvet. Şimdi biz üreticinin aslında şu hani elektronları hareket ettiren hani güç hareket ettiren enerji düşünüyorduk ya işte elektromotor kuvvet olarak düşünebilirim. Yani elektromotor kuvvetiyle aslında gerilim aynı şeyler. Yani potansiyel farkı demek bu. Sadece biraz daha hani afilli, biraz da artistik isim var. Hani böyle hemen ne oluyor ya işte bu nereden çıktı demeyin. Yani buradaki elektromotor kuvvetle potansiyel fark aynı şeyler ya da gerilim aynı şeyler. Dediğim gibi ismi biraz daha artistik. Yani o zaman elektromotor kuvvetinin birimi de aynı şekilde ne olacaktır? Hani ortaya ikisinin de birimi. Dolayısıyla zaten potansiyel farkın ve gerilimin birimi volttu. Bu arkadaşın da birimi tabii ki volt olacak diyoruz. Tamam mı? Şimdi. E1 ve E1, EMK1 ve EMK2 değerlerine sahip iki tane üreteç var. Bu EMK1 üret hani EMK'sı EMK1 olan üreteç bu yönde akım çıkarırken bu üreteç de bu yönde akım çıkarıyor. Görüyor musunuz? O zaman bunlar aynı yönde akım çıkardıkları için birbirlerini destekliyorlar. O halde buradaki hani bunların yerine tek bir üreteç bağlamak istesem diyorum aslında dirençlerde olduğu gibi. Buradaki toplam EMK'yı bulmak istersem şöyle bunlar aynı yönde akım çıkardıkları için E1 artı E2'dir diyorum. Hani bunların toplamı kadar bir EBK'ya sahip üreteç kullanmam lazım. Aynı işi yapması için. O halde R'nin üzerinden geçen akımı bulmak istersem ne yapmalıyım? I eşittir artık toplam EMK'yı R direncine bölmeliyim. Değil mi? Zaten burada ne bulduk bunu? E1 artı E2 yerine koyduğumda iyi akımları rahatlıkla bulabilirim. Şimdi ters bağlama ne? Şimdi ters bağlamada şu burada bu yönde akım çıkarırken bu üreteç bu üreteç ise ona ters yönde akım çıkarıyor. Yani bunun akım çıkarma yönü bu. Diğerinin akım çıkarma yönü ise şu. Akım çıkarma yönleri ters. O zaman bunlar birbirlerini azaltan durumda. Eğer EMK1 daha büyükse o zaman EMK2 onu azaltıyor. EMK2 daha büyükse EMK1 onu azaltıyor. Biz hani burada hani bunu daha basit indirgemek için EMK1'in EMK2'den daha büyük olduğunu düşünelim. Yani buradaki şu arkadaşın geriliminin daha büyük olduğunu düşünelim. O zaman burada toplam EMK'yı yazmak istersem büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. Yani E1 daha büyük olduğuna göre E1 eksi E2 diyeceğiz. Peki burada akımın yönünü kim belirleyecek? Tabii ki EMK'sı büyük olan diyecek ki tamam o zaman bunu belirliyorum ben. Yani bundan geçen akımın yönü benim şu yazdığıma göre bu şekilde olacak diyoruz. Yani şöyle bir akım dolaşır. İyi akım bulmak istersen bu sefer ne yapıyorum? Toplam EMK büyük olandan küçük olanı çıkardığım için E1 E2 bölü R diyorum. Gördünüz mü? Toplam EMK'yı R direncine böldük. Bu da ters bağlamaydı. Şimdi üreteşleri Seri ve ters bağladık. Yan yana bağladık daha doğrusu. Bazen de üreteçler paralel bağlanabilir. Bakın burada olduğu gibi üst üste bağladık. Paralel bağlama nasıl söyleniyordu? Harflendirme yöntemiyle ne diyorduk? Mesela burası K noktasıysa o zaman devam ettiğimde buraya da K noktası diyebilir miyim? Çünkü direnç yok, direnç yok, direnç yok. Yani bir potansiyel fark harcanmıyor. Buraya da L noktası dersem dolayısıyla buraya da L noktası diyebilir miyim? Çünkü direnç yok, direnç yok. Değil mi? O zaman ikisi de KL ve KL arasında bağlandığı için bunlar birbirlerine dediğimiz gibi paralel bağlı. Aynı iki harf arasında ise bunlar birbirlerine paralel bağlı diyorduk dirençlerde. Üreteşlerde de aynı şeyi soracağız. O halde buradaki toplam EMK'dan bahsedelim. Toplam EMK. Hemen biraz uyanık olalım. Nedir uyanıklık burada? Burası K noktası ise burası da K noktası farkında mısınız? Burası L noktası burası da L noktası. O zaman ne oldu? R direncinin uçları arası KL oldu. Yani KL arasında EMK kadar potansiyel fark yok muydu? Evet bu durumda toplam EMK bir tanesinin EMK'sına eşittir diyoruz. Üçüncü de olsa dördüncü de olsa beşinci de olsa fark etmez. Bir tanesine eşit olur her zaman diyoruz. Peki bu ne yaptı burada? Bu arada iyi yakın bulmak istersen ne diyorum? Az evvel yaptığım gibi toplam EMK'yı R direncine bölüyorum. Gördün mü? R direncine böldüm. Peki bu ne yaptı? Ne oldu peki burada? Şöyle bir şey oldu. Kafanız karışmasın diye buraya çiziyorum. Buradaki EMK, buradaki üreteçle buradaki üreteç. burada R direnci dediğimde şöyle yazdığımda yaptıkları şey şu oldu. R direncine giden i akım var ya. Şurada i akım bulduk ya. Bu i akımı şuradan gelen i akımı. İşte bu i akımını şöyle giden i akımını paylaşmış oldular. Dedi ki yarısını ben gönderiyorum. Diğer yarısını da ben gönderiyorum. Yani yarı yarıya paylaşmış oldular. 3 tane olsaydı I bölü 3, I bölü 3 olacaktı. 4 tane olsaydı I bölü 4, I bölü 4, I bölü 4, I bölü 4 olacaktı. İşte burada tam da burada hani ilerleyen süreçte şunu söyleyeceğiz. Pillerin ömrü yani üzerlerinden geçen akımla ters orantılı diyeceğim birazdan. Şimdi oraya gönderme yapayım. Yani I bölü 2 olduğu için akım azaldığı için tek bir üreteç varken yani şöyle şöyleyken bir tane MK bir de R direnci varken burada I akımını sadece bu gönderiyordu. Bakın EMK böyle i e eşittir EMK böyle. Artık i e akımını beraber gönderiyorlar. Yani yarı yarıya paylaştılar. Burada üreteç i e akımı çıkardığı için burada da i bölü 2 akımı çıkardıkları için aralarında süre olarak şöyle bir ilişki var. Buradaki akım daha küçük olduğu için buradaki süre daha uzun olur. Başta öyle girdim ya ne dedim? Hani üreteçleri seri bağladığımızda akımı arttırmak derdimiz. Düzgün bağlamayla tabii. E normalde üreteçleri paralel bağladığımızda bağladığımızda ise oradaki amacımız süreyi arttırmak dedim. Değil mi? Şimdi onların açıklamasını yapmış olduk ve devam edelim. Antrenman sorusuyla devam ediyoruz. Şimdi ne yapmışız? Bir tane voltmetremiz var. Voltmetrenin gösterdiği değeri soruyoruz. Şimdi neydi voltmetre? Şu iki nokta arasındaki iki nokta arasındaki potansiyel farkı soruyor bize. Yani o iki nokta arasındaki gerilim soruyor. Yani buradaki hani buradan geçen i akımını bulduktan sonra bize vırı soruyor. i çarpı r'yi soruyor. Şöyle ama oradan geçen iyi akımlı bulana kadar ki süreçte voltmetreyi yine kapattım gördünüz mü? Burada voltmetre yok hiçbir şey yok çünkü bu açık anahtar. O zaman önce önce şunu yapmamız lazım. Burada burada dolaşan akımı bulmalıyız akımı ama daha önce yapmamız gereken şey hani burada bir sürü üreteç var. Bu üreteçlerin yerine tek bir üreteç olsa yani toplam EMK onu istiyorum onu bulmam lazım. Toplam EMK'yı bulmalıyım şu bakalım ne oluyor burada şunlar yan yana bağlanmış. Fakat bunun akım çıkarma yönü bu yönde görüyorsun. Şunun ise üst hani yanındakini şöyle bunu gene kapatalım. Bunun ise akım çıkarma yönü bu yönde görüyor musunuz? Ters yönde. Sonra baktığınızda bunun akım çıkarma yönü de bu yönde. O zaman şöyle diyebilir miyim? Şurada bakın şurada şu üstteki telde ters yönde akım çıkardıkları için buradan gelen EMK büyük olandan küçük olan çıkacak. Yani 25'ler onu çıkaracaksın. Çünkü akım çıkarma yönleri ters. O zaman 25 eksi 10'dan ne gelecek? 15 voltluk potansiyel fark gelecek. Değil mi? Buradan, buradan bak ne görüyorsun? Şu da şu iki nokta arasında yukarıdan 15. Aşağıda da 15 var. Değil mi? O zaman burada şunu söyleyebiliriz. 15-15 eşit olduklarına göre buradan gelecek olan birbirlerine paralel bağlı oldukları için bir tanesiydi ve eşitler. O zaman buradan da direkt 15 voltluk gerilim geliyor diyebiliriz. 15 volt. Bakın ne oldu bu durumda? Şununla şunu düşüneceksin. Böyle sol tarafa doğru akım çıkaran 15 volt oldu. Onları hallettik. Bir de sağ tarafa doğru şu yönde akım çıkaran 35 voltumuz var. Burada bir şey daha yapmam lazım. Yani işim daha bitmedi. Birkaç tane öteç verdim. Hem seri, hem ters, hem de paralel bağlama verdim. Biraz hani antrenman olsun diye. Baktığında ters yönde akım çıkardıklarına göre o zaman buradaki toplam RMK'yı yazmak istersem yani tüm EMK yazmak istersem toplam EMK büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 35 eksi 15 dediğimizde 20 volt kadarlık pardon şöyle bir gerilim vardır diyoruz. Artık işimiz bitti. Yani 20 volt. Kim karar veriyor peki burada akımın yönüne? Tabii ki 35 daha büyük olduğu için burada dolaşan akımın yönü budur diyoruz. Yani burada hani 3 ohmluk direncin üzerinden geçecek olan akım bu. Bakın voltmetreyi şu an hiç konuşmadık. Voltmetreden hiç bahsetmedik. O zaman iyi akımını bulabiliriz artık. İyi eşittir. E toplam bölü R eş diyeceğiz. Ha bir de eşdeğer direnci bulalım. Bakalım enteresan bir bağlama var mı? 4 ohm sırasıyla 3 ohm, 2 ohm ve 1 ohm. Ha sırasıyla bağlanmış. O zaman bunlar birbirlerine seri bağlı. Yani toplayacağız. 4, 3 daha 7, 9, 10. 10 ohmluk direnç var. O zaman toplam MVK'mız 20 olduğuna göre 20. Eşdeğer direncimiz de 10 olduğuna göre o zaman akım 2 amperdir diyebiliriz. Burada 3 ohmluk direncin üzerinden geçen akım 2 ampermiş. Artık işte hemen voltmetrenin üstünü açalım ve onun da cevabını verelim. Çünkü cevabını vermemiz için bilmemiz gereken her şey ortada. 3 ohmluk direnç 2 amper akım. O zaman I akımı 2'dir diyoruz. R direnç de 3'tü. Bu durumda voltmetre 6 voltluk potansiyel fark ölçer diyebiliriz. Antrenman sorusunda voltmetreyi hem üreteçlerin seri ters ve paralel bağlantısını kullandık hem de voltmetreyi kullandık. Güzel bir soru oldu. Pillerin ömrü Şimdi üreteçlerin paralel bağlanmasında biraz bahsettim pillerin ömrüyle ilgili. Şimdi pillerin ömrü çok akım veren pil çabuk tükenir, az akım veren pil ise yavaş tükenir. Yavaş. Yani bunun az akım veren daha uzun süre çalışır. İstersek şöyle diyebiliriz daha uzun süre çalışır. Hani çok akım veren ise daha kısa süre çalışır. Kısa. Yani biz üretecin çıkardığı akımla Üreticinin çıkardığı akımda sürenin ters orantılı olduğunu söyleyeceğiz. Peki neden böyle bir şey soracağız? Ta gene ilk başlara gidelim. İlk başlara gidelim. Normalde şöyle bir şey diyorduk. Bir, bir iletkenden bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarına şöyle i eşittir Q bölü T'ydi. Yani birim zamanda geçen yük miktarına i akımı diyorduk değil mi? O zaman şöyle devam edersem, burada işler dışlar yaptığımda şöyle yaparsam Q eşittir i çarpı T diyebilirim. Şimdi ne görüyorum ben? EMK şöyle diyebilirsin. Sanki burada Q yükü EMK'nın sahip olduğu yükmüş gibi düşünebilirsin. EMK'nın yükü. O zaman bu EMK'nın yükü biterse o zaman devreye vereceği akım da dolayısıyla bitecektir diyebilirim. Buradan yola çıkarak i akımı artarsa hani bunu sabitliyorum o yüzden i akımı artarsa süre azalır. Ya da Q eşittir i çarpı t dediğimde i akımı azalırsa hani bu sabit diye çünkü üreticinin yükü sabit. i akımı azalırsa süre artar şeklinde bir yorum yapabiliriz. İşte buradan geliyor. Yani uydurmuyoruz. O zaman bakın burada bir üreteç var. Burada da bir R direnci var. O halde buradaki i akım bulmak istersem i eşittir e, M, K bölü r. Yani burada üreteçten çıkan akım i'miş diyebilirim. Sonra buradaysa, buradaysa bu direk direncinden geçen akıma baktığınızda ya da şöyle bunun üzerinden geçen akıma iyi diyelim. Bu direncin üzerinden geçen akıma baktığımda bunlar aynı yönde akım çıkardıklarına göre o zaman ne yapacağız? Seri oldukları için toplayacağız. O zaman 2 EMK bölü R kadarlık buna iyi dedim ya o zaman buna 2 iyi diyebilirim değil mi? Güzel. Ama şuna dikkat. Bunlar seri olduğu için bundan da 2 akımı, bundan da 2 akımı çıkar diyorsunuz. Yani Hani söylemeyeyim kafanız karışmasın. Çünkü bunlar seri. Birim zamanda geçen yük bundan neyse bundan da o. O yüzden aynı akımlar. Direğe direncin üzerinden de dolayısıyla iki akımı geçer diyoruz. Gelelim paralel bağlamaya. Paralel bağlamada ise burada neydi? Toplam EMK bir tanesine eşitti. Çünkü bunlar birbirlerine paralel bağlıydı. O zaman buradaki toplam EMK eşittir. EMK. O zaman buradaki akım bulmak istersen, bundan geçen akım bulmak istersen EMK bölü R olacağı için i akımı. Yani R direncinin üzerinden i akımı geçer. Fakat Bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için akımın yarısı bu arkadaştan geliyordu, diğer yarısı da bu arkadaştan geliyordu. Değil mi? O zaman şöyle bakalım. Verilen akımlara baktığımızda bunların çalışma süreleri alakalı ilişkiyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük akım veren daha çabuk sürede bitiyordu hatırlarsanız. O zaman iki akım olduğu için burada süreleri şöyle yazalım. Bu T1 süre çalışsın. Bu T2 süre çalışsın. Bu da T3 süre çalışsın. O zaman en büyük akım çıkaran üreteçler bunda olduğu için tek bir üretece bakmanız yeterli. O zaman burada T2 en kısa süre diyebiliriz. Şöyle yaptık. En küçük yani. Sonra geldik T3 ise akıma baktığında bir tanesine bakmam metal dedim. O zaman T3 ise en uzun sürer dedik. T1 de i akımı çıkardığı için burada bir üreteç. Zaten tek bir üreteç var. Buraya da T1 de araya girer diyoruz. Burada hani şu üçüncü devre en uzun süre çalıştı. Gördüğünüz gibi burada. O zaman en kısa çalışan da aradaki devre olmuş oldu. Pillerin önünde bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi biz normalde kullandığımız hani elektriksel, elektrikli aletler var. Mesela ütü. Mesela su ısıtıcısı. Mesela başka bir şey. Şimdi bunların üzerlerinden akım geçerken onların amaçları ne? Ütünün amacı ne? Isınıp bir şeyleri düzleştirmek. E, su ısıtıcısının amacı ne? Hani buradan ısı çıkararak normal suyun sıcaklığını arttırmak. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir R direncinin üzerinden I akımı geçiyorsa şunu söyleyebiliriz. O R direncinden enerji açığa çıkar. R direncinden. Hatta bu R direncinden açığa çıkan enerji ısıdır diyebiliriz. Fakat fakat eğer bu bir lamba olsaydı şöyle çizelim lamba. Şöyle de hani direnci de çizelim. Lamba olsaydı buradan iyi akımı geçip hani üzerinden iyi akımı geçip çıksaydı bunun harcamış olduğu enerjinin hani açığa çıkan enerjinin bir kısmı ışık bir kısmı da ısı olacaktı. Fakat R direncinden açığa çıkan enerji yalnızca ısı diyoruz. Şimdi buradaki enerjiyi nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. E eşittir. Hani bunun uçları arasındaki gerilime bakarsanız V demişim. O zaman bu R direncinin R direncinden açığa çıkan enerji E eşittir. V çarpı I çarpı T'dir. Bu T süredir. Süre. Zaman. Değil mi? O zaman bunun birimine saniye. Saniye. Zaman olduğu için. Sonra akımın birimi amper. Zaten biliyorsunuz. Sonra bu arkadaşın birimi gerilim olduğuna göre volt. O zaman enerjinin birimi ki enerji biliyorsunuz değil mi? Birimi neydi? Jüllü. O zaman enerjinin birimi de Jöldür. Hani ne diyorum ben? Volt amper ve saniye çarptığımda demek ki bana jüri veriyormuş diyebilirim. Şimdi açıklaması ne olur bu enerjinin açıklaması? Şöyle yazabilirim. Şöyle yazabilirim. T sürede şöyle yazıyorum. T sürede R direncinden açığa çıkan enerjidir. R direncinden açığa çıkan enerjidir şeklinde şu şekilde açıklamasını yapmış oluruz. Çıkan enerjidir. Gördün mü? Enerjiyi diye üzerine açıklamasını yaptık. Şimdi ama şöyle şeyler de yapabiliriz. Mesela vır vardı hatırlıyor musun? O zaman v'nin yerine i çarpı r yazarsan enerji hani bu i çarpı r yazdığında i r düşün bir tane daha olduğu için i kare çarpı r çarpı t olacak. Değil mi? O zaman bunu da yapabilirim. Şurada i'nin yerine v bölü r yazarsam o zaman v var v var. O yüzden v kare bölü r olacak çarpı t olacak. Yani bunların üçünü de kullanabiliriz anlamına gelir. Güç. Güç. Normalde bizim gündelik hayatta kullandığımız cihazların üzerinde işte ütün üzerinde elektrikli ısıcının üzerinde su ısıcısının üzerinde işte güç yazar 2200 watt 1100 watt 500 watt işte lambaların üzerinde aslında gündelik hayatta daha çok gördüğüm şey güç. Peki geçen seneler hatırlayalım güç neydi? Birim zamanda hani 9. sınıf da iş güç enerji vardı. Birim zamanda yapılan iş demekti. Birim zamanda. O zaman iş de enerjiyle alakalı olduğuna göre o halde biz güç için enerjinin zamana bölümü diyebiliriz. Gördünüz mü? E bölü T. Değil mi? O zaman normalde E neydi? V çarpı I çarpı T idi. Bir tanesini yazalım sadece. V çarpı I çarpı T bölü T. T'ler de birbirini götürdü mü? O zaman bizim için güç eşittir. I çarpı V. Piv. Yani şöyle pi oldu. Bu arada gücün biriminde geçen seneden hatırlayalım gene gücün birimi de watttı çünkü jülüm saniye bölümü watt demekti watt. peki bunu da açabilir miyiz biraz şunun gibi açabiliriz burada v'nin yanına R yazarsam bir i var bir i daha olacağı için i kare çarpı r olur aslında bak t'ye bölünmüş halleri gördün mü i kare r sonra p eşittir burada da yine t'yi götür t'ye böldüğünde v kare bölü r oldu yani bunların hepsini kullanabiliriz diyoruz güç anlamında ve enerji anlamında. Bir de şu var, bir de şu var. Normalde gene gündelik hayata gidelim. Gündelik hayatta bizim kullandığımız faturalarda, elektrik faturalarında kilowatt saat diye bir şey var. Kilowatt saat. Yani şöyle der, misal. Bir kilowatt saatlik enerjilik enerji, misal bir örnek veriyorum. Enerji 50 kuruş. 50 kuruştur der. Tabii bunun vergisi şususu su fazlasıyla yukarılara çıkar. 50 kuruş. Şimdi biz Peki 1 kilowatt saatlik enerji. Şimdi enerjiyi biz enerjinin birimi ne biliyoruz? Jül değil mi? Şöyle yapabilir miyim? Hani bak ne demiştim? Güç eşittir E bölü T idi. Bak şuradan şöyle bir şey çıkarırım hemen ise diyelim. İşler dışlar yaptığımızda enerji eşittir P çarpı T yazılabilir değil mi? O halde o halde enerjideki P'nin yerine hani Watt'ın yerine kilowatt düşünürsem kilowatt buradaki zamanı da saat alırsa şöyle bir şey çıkar çarpımları yani enerjinin birimi kilowatt saat olur şöyle şöyle düzeltelim. Kilowatt saat olur. İşte buradan geliyor. O zaman biz kilowatt saati şu şekilde bulabiliriz. Örnek veriyorum. Bir su ısıtıcısı var. 1100 ya da 1000 watt olsun. Hani kolay olsun. 1000 wattlık bir su ısıtıcısı var. Tamam mı? Bu ee, ne olsun? İşte 2 saat çalışıyor. Saat çalışıyor. Şimdi şunun üzerinden gidelim. 1 kilowatt saatlik enerji 50 kuruş. 2 saat çalışıyor. O zaman bunun elektrik faturasına yansıması ne olur? Hemen bakalım. Ne dedik? Enerji için P çarpı T dedik. Ama P'yi kilowatt cinsinden yazacaksın. Burada kilowatt ne demek? Bir şeyi kilowatt ya da kilo cinsinden yazmak istersen ne yapacaksın? Bine böleceksin. O zaman 1000 watt 1 kilowatt'tır. Değil mi? Bakın 3 tane sıfırı götürdüm. Buna dedim ki 1 kilowatt dedim. Gördün mü? 2 saat çalışsın. O zaman süreyi de direkt 2 saat olarak aldığımda 2 kilowatt saat oldu. 1 kWh 50 kuruş değil miydi? O zaman 2 kWh'lik enerji ne olur? Hani fiyat olarak yansıması ne olacaktır? 2 çarpı 50 kuruş ya da 1 TL. Yani şöyle yansıması 1 TL'dir diyebiliriz. Hani gündelik hayattan da örnekler vermiş olalım istedim. Şimdi hayattan bir sorumuz var şimdi. Bir elektrik sigortasına bağlı. Normalde evlerimizde elektrik sigortalığı var ya sırasıyla dizilmiş. Bir elektrik sigortasına bağlı 2200 wattlık ütü ile 1100 wattlık su ısıtıcısı 220 voltluk gerilim altında çalışmaktadır. Bizim normalde prizlerimiz 220 voltluk gerilim vermekte. Buna göre elektrik sigortasından kaç amperlik akım çekilmektedir? Hani hayattan bir soru. Şimdi merak ettiğimizi varsayalım bunu. Şöyle diyeceksiniz ama dikkat. Bir sigortaya bağlı tüm prizler birbirlerine paralel bağlıdır. Neden paralel bağlıdır? Bak şöyle yazalım. Hani direnç olarak düşünelim. Mesela bu R1 direnci, bu R2 direnci, bu da hani üreteç Şimdi bu 220 voltluk gerilim veren bir üreteç. O zaman bunlar 220 voltluk da çalışıyorlarsa o zaman bu arkadaşların paralel olması lazım. Neden? Paralel olduklarında şu uçlar arasında 220 voltluk gerilim olur. Görüyor musun? Sonra bu uçlar arasında da 220 volt gerilim olur ve çalışır. Yani bunların paralel olması lazım. Eğer bunlar seri olursa, seri olursa 220 voltluk gerilim bir miktarı bu, bir miktarı buna gider. Ama istediğim şey olmaz. Farkındaysanız. O zaman bunların paylar bağlı olduğunu söylemeliyiz. O zaman bir elektrik sigortasına bağlı ütüyle hemen şöyle bir kabaca bir ütü çizelim. Şöyle ütüyle 1100 wattlık su ısısı. Onun için de bir su ısıtıcısı çizelim şöyle. Çizik bak birbirine paralel bağlı. Sonra 220 voltluk gerilim altında çalışıyormuş. Şöyle olayı modelledik. Yani güzelce görelim istiyorum. Bunun gücü neymiş? 2200 wattmış. Değil mi? Watt. Sonra bunun gücü ne kadarmış? 1100 wattmış. Soruda verilenleri yazıyorum. Peki ne diyor benden? Benden benden ne istiyor? Ne soruyor soru? Buradan çekilen akımı soruyor. O zaman ben ütünün çektiği akımı bulursam sonra su ısıtıcısının şöyle ısı yazalım. Bulursam ikisinin toplamı yani ütünün çektiği akımla şöyle şöyle artı ısıtıcının çektiği akım yani su ısıtıcısının çektiği akımın toplamı işte burada hani sigortadan çekilen akım olacak. Görüyorsunuz değil mi? O zaman benim bunları bulmam lazım. Neydi? Neydi? Hatırlayalım hemen. P eşittir I çarpı V. Her zaman genel olan formülleri kullanalım. İlk başta demiştim ki güç eşittir I çarpı V demiştim. O zaman burada güç, hani ütü için yazıyorum önce. 2200. Ne kadar akım çekiyor? Ütüden bahsediyorum. Gerilim ne kadar? Şöyle paylar bağladık ya. Paylar bağlamamız neyi gösterdi bize? Şu KL arasındaki, şu iki nokta arasındaki gerilimin 220 volt olduğunu söyledi. O zaman burası da 220 volt, burası da 220 volt değil mi? O zaman buradaki gerilim için V için 220 diyebilirim. Bu durumda ütünün çektiği akım bak ne oldu? 10 amper oldu. Gördün mü? Sonra devam ediyorum. Sonra devam ediyorum. Diğer için yazıyorum. P eşittir I çağır V'di. Şöyle. Onun gücüne kadar 1100. Şöyle yazdık. Peki ısıtıcının su ısıtıcısının çektiği akım gene 220 volt gerilim altında olduğu için 220 yazıyorum. O zaman su ısıtıcısının çektiği akım da bu durumda 5 amperdir. Yani sigortadan çekilen akım ütünün çektiği ile ısıtıcının çektiği akımın toplamıdır. 10 artı 5'ten 15 amperlik akım çekiliyor. Sorunun cevabı. İşte hayattan soruyla. İşte bu videomuzda bu şekilde pardon bu konumuzda bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi elektrik lambalarının parlaklığı. Şimdi normalde lambanın parlaklığı, lambanın gücü neyle alakalıdır? Pardon, lambanın parlaklığı neyle alakalıdır? Lambanın gücüyle alakalıdır. Lambanın gücü artarsa parlaklığı da artar diyebiliriz. O zaman biz güç için neler öğrendik? Dedik ki i çarpı v dedik hatırlarsanız. Değil mi? Aynı zamanda ne dedik? i kare çarpı r dedik. Aynı zamanda ne dedik? v kare bölü r dedik. Bunların hepsini kullanabiliriz. Biz genelde genelde bu sene karşınıza çıkacak daha doğrusu lise müfredatında karşınıza çıkacak şeylerde genelde üreteçler pardon lambalar özdeş olur. O zaman lambalar özdeşse hani bak r'ler de aynı olur hani özdeş lambaları R'lere eşit. O zaman üzerlerinden geçen akımlar bize onların parlaklığıyla alakalı bilgi verecektir diyebiliriz. Yani üzerinden hani özdeş lambalarda hangisinin üzerinden büyük akım geçiyorsa onun parlaklığı daha fazladır diyebiliriz. Şimdi burada altta bir örneklendirme var. Şöyle K ve L birbirine paralel, M ise bakın şöyle bir harflendirme yapalım. KLM kullanıldığı için diyelim ki A noktası buraya A noktası diyorum. Sonra yani şuraya A noktası demiş oldum. Buraya B noktası demiş oldum. Görüyor musun? Sonra burası da B noktası. A'yı kullanamıyorum. B'yi kullanamıyorum. Çünkü araya lambalar girdi ve C. A, C arasındakiler paralel. Değil mi? Sonra A, C arasındakilerle CB B arasındaki birbirine seri. O zaman K lambasıyla L lambası birbirine paralel. O zaman CB arasındaki lamba da M lambası da onlara seri. Şimdi paralel bağlıysa bunları eşitti. Değil mi? Potansiyel farkları eşit olacak. O zaman bunlar özdeş. Şöyle diyebilir miyim? Bundan geçen akım ise bundan geçen akım da iyi olacak. Çünkü bunların potansiyel farkları eşit. Çünkü aynı zamanda özdeşler. O zaman iyi akımı gelip buradan iki iyi akımı olarak çıkar diye bir miyim? Dedik bile. O zaman büyük akım geçen dolayısıyla parlaklığı daha fazladır. O zaman burada M'nin parlaklığı şöyle M'nin parlaklığı I olarak gösterirsem M ya da hani sıralamayı şöyle yaparsam M parlak kimlerden? K ve L'den. K ile L'nin parlaklıkları ise birbirlerine eşit hani yazılıda da hani ya da başka bir yerde karşınıza gelecek sorular bu şekilde sorular olacak. Hani bunların parlaklığını karşılaştır şeklinde sorular olacak diyebiliriz. Gene bir antrenman sorusu. Hani az evvel yaptıklarımızı gene burada bu soruda yorumlayalım. Şimdi S sanatları açıkken pardon S sanatları kapatıldığında K ve L'nin parlaklığı nasıl değişir? Şimdi ilk başta bakıyorsun K ile L birbirlerine seri bağlı farkında mısın? Evet. Şimdi bunu kapattığın zaman işler değişiyor. Gördünüz değil mi? Yani kapattığımızda az öncekinin aynısı oldu. Ama açıkken bunlar birbirlerine seri bağlı. Şimdi size bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi paralel ve seri durum 3 tane lamba durumu söz konusuysa şunu yapın. Şöyle basit bir yöntem. Buna 3V'lik potansiyel varmış gibi diyeyim. 3V. O zaman burası açıkken şu lambayı görme. Bu lambayı görmediğinde o zaman bunlardan aynı akım geçeceği için bu arkadaş 1.5V'yi alacak bu arkadaş da 1.5V'yi alacak diyebiliriz. Çünkü bu arkadaşlar seri. Şimdi 1.5V, 1.5V. Neyi kullanıyorum aslında ben burada? Hani P eşittir V kare bölü R'yi kullanıyorum. R'ler aynı ya. O zaman V'lere bakacağım bu sefer. Hani bu daha kolay gitti şu an? Şimdi anahtarı kapattığımda ise bakın anahtarı kapatıyorum şimdi. Burada bir lamba var. Sonra şöyle burada bir lamba var. Şöyle. Sonra burada bir lamba var. Yani devre bu. Şu şekilde devreyi tamamlayalım. Ne demiştim ben buraya? Ne demiştim? 3 voltluk gerilim demiştim. 3V'lik. Şimdi 3 V'lik gerilim nasıl olur bu sefer? Dikkat. Şimdi bundan geçen akım da bundan geçen akım eşit olur değil mi? Sonra buradan gelen akımda iki olur. O halde şöyle bir şey diyebilirim. Burası A noktası, burası B noktası ve burası C noktası ise AB arasındaki fark, potansiyel fark nedir? Buna bir tanesi R dersem AB arasındaki, şuraya yazalım. AB arasındaki potansiyel fark ya bundan ya bundan bak. Değil mi? Bir tanesini alacaksın. O zaman I çarpı R görüyorsun. Sonra BC arasındaki potansiyel fark ne kadar? 2'yi çarpı R. Ha, o zaman buradaki 3 bol 3 V'lik gerilim nasıl paylaşacaklar bunlar? O zaman AB arası yani bunlar V V şeklinde potansiyel alacaklar. Bu ise 2 V şeklinde bir potansiyel alacak. O zaman bak ne oldu? 1,5 V iken V'ye düştü. Kim bu? K. K'nın parlaklığı dolayısıyla şöyle yapalım. K dolayısıyla azalır parlaklığı. Değil mi? Çünkü 1,5 V iken V'ye düştü. Ama L'nin parlaklığı ise 1,5 V'den 2 V'ye çıktı. Artar. Yani bu şekilde yapabilirim. Yok bu benim hoşuma gitmedi diyenler varsa olabilir. Hani doğaldır. Şöyle de yapabilirsiniz. Hani yukarı yapayım onu. Şöyle diyelim. Bunlar RR olsun. İlk başta akım. ilk akım. Birinci durumda I1 diyelim. Ne diyelim? Üreticinin gerilimine EMK diyelim. EMK bölü iki tane R direnci var. O zaman K lambasından da L lambasından da şöyle K ve L dersem ikisinden de I1 geçiyor. Görüyor musunuz? I1. Ama anahtarı kapattıktan sonra I2 diyelim olur mu? Şimdi ne olacak? Gene EMK var ama eş değer direnç artık 2R değil. Ne eş değer direnç? Şunu kapattığım zaman şurada gösterelim. Burası R, burası R, burası da R. Ne yapıyorduk? R, R. İki tane R olduğu için R bölü 2 diyorduk. Şöyle R bölü 2. Sonra burası da R olduğu için seri olduğu için topluyorduk. 3 R bölü 2 oldu gördün mü? Şöyle yaparsan 3 R bölü 2 yaptım. Ters çevirdim. 2 EMK bölü 3 R oldu. Yani 2 bölü 3 oldu. Bu yukarıdaki ne? Normalde 1 bölü 2 olarak düşün. R2 ne? 2 bölü 3. Şöyle diyebilirsin o zaman. 2 bölü 3. Ama şuna da dikkat ediyorsun. Şuna da dikkat ediyorsun. Şimdi burası var. Artık burası var. Bir de burası var. Şimdi bunun üzerinden geçen. Yani şunun üzerinden geçen 2 bölü 3. O zaman bunun üzerinden geçen 2 bölü 3 ise nasıl gelecek bu akımlar? Nasıl paylaşılacak bunlar arasında? Yarı yarıya. O zaman bundan gelen ne? 2 bölü 3 bölü 2. Şöyle 2 bölü 3 bölü 2. O zaman ne olur bu? 1 bölü 3 olur. O halde bundan da 1 bölü 3 geçer değil mi? Yani İlk başta, bak ilk başta K'dan geçen akım neydi? Şunu tamamlayayım. 1 bölü 2 idi. Artık ne? 1 bölü 3. Yani azaldı. L'den geçen akım ne? 1 bölü 2 idi. Şunu birleştirelim. Artık ne? 2 bölü 3. Arttı. Yani akımın üzerinden de gidebilirsin. Tamam mı? Akımla da yapabilirsin. Ama gelinle yapmak benim daha kolayıma gittiği için ben ilk başta böyle çözdüm diyebilirim. Ödüllü soruyla ilgili cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.